Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en çok izlenen filmi olan Hababam Sınıfı'yla herkesin gönlünde taht kurdular. Bizler de bugün sizlere Hababam Sınıfı oyuncularının şimdiki hallerini araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Semra Özdamar. Türk sinema sanatçısı ve yazarı Semra Özdamar, 11 Ocak 1956 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 1973 yılında sinemaya başlayan Semra Özdamar, 1978 yılından sonra sinemayı bırakarak öykü yazarlığına başladı. Ertem Eğilmez filmi Hababam Sınıfı'nın Semra hocası olarak tanındı. Yazmış olduğu bazı eserleri ise Sessiz Çığlıklar, Kadırga'da Son Horon, Sekiz Kadın ve Hayat Bizi Yaşardır. Uzun bir süre Almanya'da yaşayan usta oyuncu şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. İşte 65 yaşında olan oyuncumuzun son hali. Şener Şen. Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Komedi ve dram tarzındaki pek çok sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ali Şen'in oğlu olarak dünyaya gelen Şener Şen, babası gibi oyuncu olma isteğiyle tiyatroya başladı. 1975 senesinde Hababam Sınıfı sinema filminde Vade Ekrem rolüyle kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Şener Şen, Kemal Sunal'la birlikte iyi birer ikili oluşturmuş ve Tosun Paşa, Davaro, Çöpçüler Kralı gibi filmlerle halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır. İki kez evlenen Şener Şen, Sermin Hürmetçiler'le olan ilk evliliğinden bir kız çocuğu Bengü Şen dünyaya geldi. Bengü, babası ve dedesi gibi oyunculuğu seçmeyip ekranlardan hep uzak durmuştur. İşte 80 yaşında olan oyuncumuzun şimdiki hali. Şevket Altuğ. 1960 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitiren Altuğ, aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar bölümünde 4 sene eğitim görmüştür. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladığı 5 yıl süreyle AEG reklamlarında oynadı. İlk olarak Seyahatname isimli bir televizyon dizisinde rol aldı. 1975 yapımı İşte Hayat, Altuğ'un ilk sinema filmi olmuştur. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleriyle birçok filmde rol almıştır. Ama Şevket Altuğ daha çok Hababam Sınıfı'ndaki rolüyle ün yaptı. 11 kez Altın Portakal sinema ödülünü alarak sinema tarihine adını yazdırmıştır. Şevket Altuğ son olarak 2002-2003 yayın döneminde yayınlanan Unutma Beni adlı dizide bir hırsızı canlandırmıştır. 78 yaşında olan oyuncumuzun işte şimdiki hali. Ahmet Arıman. Türk müzisyen ve sinema oyuncusu olan Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında dünyaya geldi. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolüyle gönüllerde taht kurmuştur. Halen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Ahmet Arıman, kendisinden 23 yaş küçük Kader Kaynak'la 2017 yılında evlendi. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikili, birlikte çeşitli programlara katılmıştır. İşte 66 yaşındaki oyuncumuzun son hali. Halit Akçatepe. 1975 yılında Hababam Sınıfı adlı filmdeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır. Halit Akçatepe, 1938 yılında Ordu Ünye'de Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe çiftinin oğlu olarak doğmuştur. 1943 yılında 5 yaşındayken ilk filminde oynadı. Birçok filmde oynayan Halit Akçatepe, reklam filmlerinde de oynadı. İlk filmlerinde figüran olarak rol aldı, daha sonra duygusal komedilerde karakter rolleri canlandırdı. 1960 yılında Ah Nerede Vah Nerede filmiyle şöhreti yakaladı. 1970'li yılların başında oynadığı Üç Arkadaş, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehre, Mavi Boncuk gibi filmlerde çok beğenildi. 1975 yılında Hababam Sınıfı adlı filmdeki Güdük Necmi tiplemesiyle gönüllerde yer etti. Bakım hastası olarak hayatını sürdüren Akçatepe, 31 Mart 2017'de kalp solunum yetmezliği nedeniyle henüz 79 yaşındayken hayatını kaybetti. Tarık Akan. O bizim damat Feridimiz. Tatlı dilli, güler yüzlü, yakışıklı mı yakışıklı, Yeşilçam'ın göz bebeği oyuncularından biri. Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit rolüyle karşımıza çıkan Tarık Akan, 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tarık, 1970'te Ses Dergisi'nin düzenlediği sinema artist yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Artık sinema için ilk adımını atmıştı ve ardı başarılarla dolu bir şekilde gelecekti.
1971'de ilk kez kamera karşısına geçtiğinde Filiz Akın ve Ekrem Bora başroldeydi. Tarık Emine filmiyle oyunculuk kariyerine başladı. Oynadığı her filmde başarılı olan usta oyuncu, 1973'te Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Akciğer kanseri olan usta oyuncumuz henüz 66 yaşındayken hayata veda etmiştir. Ergin Orbey. Hababam sınıfındaki müfettiş rolüyle tanıdığımız Ergin Orbey, 14 Ağustos 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşilçam sinemasına büyük emek vermiş olan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanında senarist, tiyatro yönetmeni ve oyunculuğu da yapmıştır. Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda yönetmen, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bölüm başkanı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Sinema tarihine üstlendiği görevlerle örnek bir karakter oluşturmuştur. Tiyatro hayatındaysa birçok yerli ve yabancı oyun sahneye çıkardı. Aynı zamanda radyo tiyatrosu da yöneten Orbey, 75 yaşında hayata veda etti. Ahmet Sezerel. Ahmet Sezerel 1953'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Çocukluk yılları İstanbul'da geçti. İlköğretim ve liseyi İstanbul'da okudu. Üniversiteyi Ankara'da okudu, ilk olarak tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Sonra Hababam Sınıfı Uyanıyor'la ünlendi. Daha sonra Ayrı Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde usta oyuncularla bir arada oynadı. Son olarak Aşkın Dansı filminde başrolde oynadı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan ünlü oyuncu Taksim'de restoran işletmeciliği yapıyor. İşte oyuncumuzun son hali. Perran Kutman. Perran Kutman 30 Kasım 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Kutman ailesinin isteği üzerine konservatuvarı okudu ve tiyatro bölümünden mezun oldu. Yaşamı süresince çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarında oynadı. İlk sinema deneyimini 1972'de yönetmenliğini Necat Saydam'ın yaptığı Şehvet Kurbanı adlı filmle yapan Kutman, Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehre, Kibar Feyzo, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı serisinde oynadığı rollerle iyi bir çıkış yakalamış oldu. Müjdat Gezen'le beraber çeşitli oyunlar ve parodiler yapan sanatçı, Gırgırye'deki Sabah tiplemesiyle de ün kazandı. İşte 71 yaşına gelen usta oyuncumuzun son hali.